Evet sabah sporunda ilk saat dilimindeyiz. Gelişmelere baktık spor bültenimizle beraber. Şimdi yeni güne yansıyan ilk manşetleri değerlendireceğiz sevgili izleyenler. Mehmet Özcan da aramıza katıldı. Hoş geldin nasılsın? Teşekkür ederim Çiğdem. Sıkılma numarım benden. Bu aralar yaptık ha, bayağı ne demek? Bir haftada 3 oldu. Öyle mi oldu? 3 etti. Evet cumartesi beraber Cumartesi beraber Yok benim için sadece keyif olur seninle yayın yapmak Mehmet. Teşekkür memiz. ediyorum. Oldukça memnunum. Başakşehir şampiyon oldu. Cumartesi evet. sormuştum tahminini. Başakşehir şampiyon olur. Hatta ikili sıfır yapsa da şampiyon olma ihtimali yüksek demiştim. Ama tabii Trabzonspor'un 3-1'den de Konya Spor'un geri düşünen evet. 1-0'dan 1-1 biten maçlarına çok alışıklık bu sene ama hı hı. önce Denizli maçı 1-0'dan 2-1, dün de keza 3-1'den sonra 4-3 ilginç bir hikayesi olan maçtı. Evet. kümede. Alt taraf da biraz şekillendi aslında Çiğdem. Kesinlikle altıda konuşacağız. Orada da dediğin gibi çok ilginç bir şey Ankara gücü oluyor. gitti. Aynen öyle. Bir getirebilir miyiz ekranlarımıza bu arada alınan skorları da? 33. haftayı tamamladık. Son haftanın maçlarını bekleyeceğiz. Ee, şöyle altıda konuşurken ekranımızda dursun diyelim. Peki. ilginç sonuçlar oldu mu senin açından Mehmet? Yani Rize-Malatya'ya şöyle şaşırdım. Malatya ben aslında yani altı maç aynı anda 7 maç hatta aynı Hı -hı. anda veriliyordu. Rize Malatya'ya baktım bir maçın başı maçı Robin Yalçın'ın pozisyonu vardı. Fena da başlamıştı. Şöyle bir hikayesi var. Hikmet Karaman 3 yıl gibi bir uzun süre çalıştı bir Anadolu takımında Rize'de. E, ee, küme düştükten sonra hatta alt dikte de devam etti ama bırakmıştı. Eski takımına karşı belki de orada havlu atmanın eşiğine geldi. Bir anda 10 dakika içinde 3 gol buldular. Ee, orada Samudio'nun etkili oyunu vardı. Skoda'nın. Ee, Fenerbahçe derbi sonuçta e, Çiğdem. Vedat Muriç kırmızı kart görmese belki farklı bir hikayesi evet. olabilirdi. Ben haftalardır Ersin'in performansını eleştiriyorum. Dün Ersin özellikle 0-0 iken önce Vedat sonra Emre'nin şutlarında Hı -hı. çok başarılıydı. E, diğer taraftan da Altay ciddi hata yaptı ilk golde, Vida'nın golünde. E, Sivas'ı çok yakalayamadım. E, öyle söyleyeyim. Evet. Onun dışı ben de yani Başakşehir Trabzon maçları arasında gidip geldim. Peki, şöyle bir ekranlarımıza o zaman e, puan durumunda getirelim sevgili izleyenler. Ardından manşetlere bakacağız, e, atılan mesajlar üzerinden biraz yorumlar yapacağız. Başakşehir 69 puanla e, lider, şampiyon tamamladı Süper Ligi bu sezon. Trabzonspor 62 puanla ikinci, Sivas 60 puanla sahip, Beşiktaş 59, Galatasaray ise 55. İlk 5 peki beklediğin şekilde mi e, şekillendi, ne dersin? Fahminlerin tuttu mu o noktada sezon boyunca? Yok ben Galatasaray e, pandemi olmasa Galatasaray şampiyon olur diyordum. O Fenerbahçe zaten Galatasaray'ın genel e, Kadıköy'de kazandığı zamanlar şampiyon oluyor Galatasaray istatistik olarak da. O Kadıköy'den berabere kaldığında da o moral motivasyon eğer zirvede kalıyorsa ipi göğüslüyor ama e, Beşiktaş hı hı. derbisiyle başladı süreç biliyorsun o maç seyircisizdi. Orada hızlı kesildi üstüne Rize'de Mustere gibi bir sakatlık. Evet. Onun dışı bu sezonun yani en başarılı takım evet Başakşehir şampiyon diyoruz ama dün Erman Hoca'ya ben de katılıyorum. Sezonun yıldızı Sivas'tır. Yani bu Sivas Spor'un 60 puan toplaması ki son haftada iddiasız Göztepe'yle oynayacaklar yanılmıyorsam Çiğdem. Muhtemelen evet. üçüncü bitirecekler. Olası Trabzon'a af çıkmaz ki Sayın Başkan Ahmet Ağol da yani çok net konuşamadı orada hani karar aşamasından. Bir şampiyon ligi önelemesi müthiş başarı olur Sivas Spor için o kadro yapısıyla. Beşiktaş Sergen Yalçın da çok iyi toparladı. Yani iki maç kaybetti pandemi sonrası ki Kayseri'yi de Antalya'yı da yenebilirdi. Ciddi pozisyonlar bulduğu maçları kaybetti. Fenerbahçe geçen sezon tarihin en kötü sezonunu yaşamıştı. Ligi 6. bitirmişti. Son 4 hafta sanırım kazanıp şimdi hı hı. ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşti. Onun da ilginç bir hikayesi var. Ve tabii Başakşehir, Başakşehir. saygı olarak karşımızda. Başakşehir o zaman başlayalım hemen. <laughs> Dediğin gibi her maça dair şöyle konuşacağımız hikaye var. Takımların görüntülerini sezon boyunca neler yaptılar değerlendireceğiz. Başakşehir'in manşetleriyle o zaman hemen başlayalım istedik. Ee, Sabah gazetesi Başakşehir şampiyon demiş. İstanbul ekibi 14 yıldır formasını giyen Mahmut Tekdemir'in golüyle Kayserispor'u yendi ve bitmede bir hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı sevgili izleyenler. Vizcan'ın penaltı kaçırdığı maçta stadın elektrikleri de bu arada iki kez kesildi. Kayseri Spor'da kümede kalmış şansını son haftaya taşıdı konuşacağız ihtimalleri. E, kutlamadan görüntülerde yine yansımış durumda Sabah Gazetesi'ne. Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Emre Belezoğlu'na teşekkür etti. Bu sevincin karşılığı yok ifadesini kullandı. Fanatik'e de bakalım. Başakşehir demiş Fanatik Gazetesi kapak sayfasında. Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu. 2 sezondur aslında yüzüp yüzüp kuyruğuna geliyordu ama son virajda kaptırıyordu şampiyonluğu. Bu kez bitme bir hafta kala ulaşmayı başardı. 25 dakika maç durdu. iki kez elektrik gidince. Kayseri'yi de ateş hattında bıraktı. Okan Buruk'un takımı. Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ve Bursa Spor'un ardından bu gurur yaşayan 6. şampiyon oldu. Okan Buruk da Türkiye şampiyonunu ilan eden 34. teknik adam olarak tarihe geçti. Bunun da altını çizelim. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi 20. sayfası ekranlarımızda. Süper Lig'in 6. harikası oldu. Şampiyon Başakşehir demiş. Yine maçın detaylarına yer vermişler. Turuncu Lacivertler 3 sezondur son haftalarda kaybettiği yarışta. Bu kez bitime bir hafta kalan mutlu sona ulaşmayı başardı. Yine şampiyonluk kutlamalarından görüntüler Hürriyet gazetesine de yansımış durumda sevgili izleyenler. Peki nasıl oynadı son maçında sence? Senin tahminlerin çıktı. Maçı kaybetse dahi şampiyonu alma şansı vardı ama kazandı, şampiyon oldu Başakşehir. Beklentiler dahilindeydi. Neler söyleyeceksin? Başakşehir maçını izledim e, gole kadar. Sıfır e, sıfırken bir Kravets'in pozisyonu var. Eprüyan top kaptırdı ama onun dışı e, ciddi Başakşehir baskısı altında e, Kayseri'nin iki tane önemli eksiği vardı. Şidamkabilen Mensah ve Diego gibi son 1-0 yani artık o elektrik kesintisinden sonra maçın da biraz e, Trabzon'dan gelen haberle e, evet. gazı kaçtı diyelim. Onlara da paylaşalım. Önce Başakşehir Kulübü'nün atmış olduğu tweet'i ekranlarımıza getirelim. Şöyle sırayla okuyalım sevgili izleyenler. Birçok aslında e, süperlik ekibi de tebrik mesajı gönderdi. Ekranlarımıza getirelim. Öncelikle e, İstanbul Başakşehir'in mesajını. Şampiyon Meripol Başakşehir. Türkiye'nin Yeni şampiyonu, güzel bir görselle bu şekilde bir e, Okan fotoğraf Okan Hoca'yı Abdullah Avcı gibi çıkmamışım hiç. Ben ama, pek benzetemedim. Evet yani Okan Hoca'nın biraz, normalde çok iyidir e, Başakşehir'in evet. medya ekibi, iletişim ekibi. Ama burada Okan Burak kullandıkları fotoğraf bana Abdullah Avcı'm acaba dedim evet, bir an. Ben hiç benzetemedim ama Ama o futbolunda Çok acaba? ilginç hikayesi var. Abdullah evet. Avcı bu kulübü e, yıllarca yani... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hı -hı. olarak da Süper Lig'e çıkardığında da vardı. Onu o şampiyonluğu görmek nasip olmadı ama Okan Hoca'nın hakkını teslim edeyim daha farklı bir futbol oynattı. Evet, daha hücum anlamında çok varyasyonlar artı işte hocalık hani, budur. Akisar'la kupa alıyorsun, Akisar evet. seninle devam etmiyor, e, küme düşüyor. Rize'yi kümede tutuyorsun. E, kariyerin başlangıcı Elazığ'la küme düştüğü halde o ışığı vermişti bize hocalık anlamında. Dün de taçlandırdı. Kesinlikle ama Abdullah Avcı'nın da tabii yaptıklarını... E, e zaten Okan Hoca'nın nasıl insan oldu Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek ortaya çıkıyor. Kesinlikle. E, bence Başkan de kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle şey. yani çok ben her zaman şükretti. ben Şenol Güneşli Beşiktaş'ın şampiyonluklarını öyle Samet Aybabın emeğinden Doğru. bahsetmek Doğru. isterim hani o temel taşı. Burada da yapıda Abdullah Avcı'nın da muhakkak ama tabii evet. iş e, biraz son düzlüğe geldiği zaman Okan Buruk burada sakin kalmayı e, kesinlikle. başardı. Kesinlikle. Ee, devam edelim. Ee, bakalım kutlamalardan hangi mesaj ekranlarımıza gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı yayınladı. Sevgili izleyenler, şampiyon Melipol Başakşehir ile beraber zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor. Her birinin başarılarının devamını diliyorum dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. 2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Meripol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını da gönülden tebrik etti. Devam edelim. Ee, Mehmet Kasapoğlu, bakanımızın açıklaması geldi ekranlarımıza mesajı. Cemil Usta sezonunda şampiyon olan Başakşehir Futbol Kulübü'nü kutluyor. Kalan maçlarını oynayacakları UEFA Avrupa Ligi'nde ve önümüzdeki yıl ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum ifadesini kullandı atmış olduğu tweette. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. İstanbul'da oynanan Başakşehir Kayseri, Trabzon'da oynanan Trabzonspor Konya maçlarında taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz dedi. Covid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler. Böyle bir mesaj Bakan bayılıyor. üzülmedi öyle söyleyeyim o zaman <laughs> öyle Dün mi? Çok taraftarlar <laughs> kutlama olmadığı için. Ciler. Doğru. Üzülmedik bakan öyle söyleyeyim. Beşiktaş Spor Kulübü Süper Lig 2019-20 sezonu şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübünü Teşekkür etti atmış olduğu tweetle. Demir Grup Sivas Spor'un mesajı. Tebrikler Başakşehir. Items Alliance Spor da tebrik etti. Şampiyon Melipor Başakşehir'i tebrik ederiz dedi. Erzurum Spor'un tebrik mesajı geldi ekranlarımıza. Bitim ve bir hafta kala şampiyonunu ilan eden Melipor Başakşehir'i kutluyoruz dediler. Türkiye'nin yeni şampiyonu hashtag ile beraber Başakşehir'in şampiyonunu Bakalım kutladı. Bakalım Benzema, Benzema kutlayacak mı? Erzurum Spor'a biliyorsun evet. mesajlar attılar. Hatay Spor önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Hatay Spor tebrikler Başakşehir dedi. Ve TFF'den gelen açıklamada ekranlarımızda. bitime bir hafta kadar sezonu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Böylece Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı dedi. TFF'den gelen açıklama. Gaziantep'in açıklaması daha doğrusu mesajı geldi ekranlarımıza. Eripor Başakşehir'i tebrik ettiler Mehmet. Şampiyonda İ harfi 1 aslında bu da bir mesaj. Evet. Yani şu anlamda bu Başakşehir'in ilk şampiyonluğu ama daha birkaç şampiyonluğunu önümüzdeki yıllarda görürsek ben şahsen şaşırmam Çiğdem. İrfan Can Kahveci'nin de mesajı geldi. Ee, müthiş. Şampiyon Başakşehir diyor. Kutlama mesajları bu şekildeydi Mehmet. Tabii bir yandan tebrik ediyoruz. Başakşehir'e Avrupa'da okul var da neler yapabilir? Zaten hali Bunu da hazırda konuşalım. da sanki 5 Ağustos'tu. Çiğdem, hı hı. o Tarihe bakmak gerek. Penaltı kurtardı Dembam'ın pozisyonlarını değil ama hani Mert'in görevi de zor. Bir oyun kurma anlamında da orada çok işitişiyor Mert'e. E topları dandum vurmuyor, set oyununu sağlıyor. Üstüne Galatasaray maçını hatırlıyorum. 3 kere top geldi. 2-10 kuru bir emrak poposunu. üçüne de başarılıydı. E dediğim gibi tepeden tırnağa aslında çok Aynen. da sürpriz sayılmayacak bir şampiyonluk öyle söyleyebilirim. Devam edelim. 33. hafta sona erdi. Şampiyon Başakşehir oldu dedik.